Merhaba sevgili kitapseverler. Sizlere Jack London'ın hatırlama katlı öyküsünü seslendireceğim. Seslendiren Ramze Babacan Şahbaz Jack London Doğum 12 Ocak 1876 Ölüm 22 Kasım 1916 Asıl adı John Griffith London olan Jack London San Francisco, Kaliforniya'da doğdu. Erken yaşlardan itibaren türlü işlere girip çıkan London, 8 yaşında önce gazete sattı. Sonra bir çiftlikte çalıştı. 13 yaşında Hikmut konserve fabrikasında hayat mücadelesi veriyordu. Hatta ileriki yıllarda London, ben çocukluk nedir bilmedim diyecekti. London 5 yaşındayken kendi kendine okuma yazmayı sökmüştü. Eğitimi kesintilerle sürse de Oakland Yerel Kütüphanesi'nin müdavimlerindendi. Okumaya düşkün ve tam bir kitap kurduydu. 17 yaşında Japonya'ya gitmek için fok avlayan bir gemiye tayfa olarak yazıldı. Nerede akşam orada sabah yaşarken 19 yaşında Oakland Lisesi'ne kaydoldu. Lise okul dergisinde yazılar yazdı. Daha sonra Berkeley Üniversitesi'ni kazandı. Ama maddi zorluklar peşini bırakmıyordu. Bu yüzden ancak bir dönem devam edebildi. Hiçbir zaman diploması olmadı. Parasızlık canına tak ettiğinde, 25 Temmuz 1897'de Klondike altın avına katıldı. Bu yolculukta sağlığı bozuldu. Iskorbit hastalığına yakalandı. Diş etleri şişti. Öndeki dört dişini kaybetti. Henüz bilmiyordu ama aynı seyahat ona birçok eseri için ilham verecek ve adını dünyaya duyuracaktı. London, 20 yaşında sosyalizmi benimsedi. Mektuplarını devrim için diye imzalıyordu. O zamana kadar soylular için üretilmiş bir yaklaşıma sahip olan edebiyata bütün sınıflara hitap eden bir anlayış getirdi. Amerika'daki proliter edebiyatının yaratıcısıydı. 17 yılda kıpır kıpır hayat ve düşünme kaynayan 50 ciltlik dev bir eser vermiştir. Eserlerinde yaşam kavgasını romantik bir bakışla anlatır. Çoğu eserinde sert bir kapitalizm eleştirisi göze çarpar. Kitapları yabancı dillere en çok çevrilmiş ABD'li yazardır. Dünya ticari dergi romanının öncüsü ve yazarlıktan yüksek gelir elde etme başarısını yakalamış ilk Amerikalı yazarlardandır. Henüz 40 yaşındayken hayata veda eden yazar ölümü hakkında üç iddia söz konusuydu. Böbrek yetmezliği, intihar ve kazara aşırı doz morfin. Ünlü yazarın vasiyeti üzerine ceseti yakıldı ve öldüğüm zaman küllerimin bu tepede dinlenmesini istiyorum dediği yerde kendisine hitap ettiği düşünülen yosunlu bir kayanın altında dinlenmektedir. London bu hikayesinde ana karakter olan talihli incinin işlediği bir cinayet sonucu çaresizlik içinde kaybolmuşken bir gölgenin peşinde olduğunu düşündüğü anda karşısında Öri Bram'ı bulur. Yaşadığı çaresizliğin yarattığı güvenle tanımadığı bu yabancının peşinden sürüklenir. Ancak celladına kendi elleriyle ipini teslim etmiştir. Jack London'ın 1901 yılında yazdığı bu kısa hikaye şimdi sizlerle. Talihli İnci, binbir güçlükle, soluk soluğa karın üstünde yürüyor, şansının yaver gitmemesine, Alaska'ya, Nama, cebindeki haritalara, kendini bıçak kullanmak zorunda bırakan o herife feryansın ediyordu. Kan ellerinde pıhtılaşmıştı. Bütün olup biten şimdiki gibi gözünün önündeydi hala. Önce masanın kenarlarına tutunup sonra usul usul yere yuvarlanan o herif, dört bir yana saçılan markalar, İskambil kağıtları, bütün salondakilerin beyninden vurulmuşa dönüp tir tir işleri, kumarhane sahibinin dut yemiş bülbül gibi tıs susuşları, zar seslerinin duyulmaz oluşu, afallayıp kalan suratlar, sonra kıyamete dek sürecekmiş gibi görünen bir sessizlik. Ardından da öfkeden kudurmuş bir şehri onun peşine takan yürek parçalayıcı bir ölüm çığlığı. Kumsalı kapığı atmak için karanlığa dalarken bütün cehennem boşandı sanki diye gülümsedi. Bütün açık kapılardan ışık fışkırıyordu. Çadırlardan, kulübelerden, barlardan çıkan ne kadar insan varsa onun peşine düşüyordu hep. İnsanların avaz avaz bağırışları, köpeklerin ulumaları, kulaklarının zarını yırtıyor, onu daha bir hızlandırıyordu. Seyirte seyirte imanı gevredi. Sonra sus pus oldu ortalık. Onun ardına düşenler, karanlıklarda boşu boşuna adam aramaktan usanmış, çekip gitmişlerdi gel gelelim bir gölge gizliden gizliye bırakmıyordu onun ardını. İnci yürümesini durdurmadan arada bir kafasını çevirip şöyle bakıyor, gölgeyi hayal meyal görüyordu. Gölge bazen karın üstünde belli belirsiz seçiliyor, bazen el ayak çekilmiş bir kulübenin ya da bir deniz teknesinin karanlığında eriyip kayboluyordu. Talihli inci bir kadın gibi ince ince sesler çıkarıyor, doya doya ağlamak istiyordu şöyle yorgunluk canına okumuş iflahını kesmişti sondaj delikleri çadırlar buz yığınlarıyla dolu bir yerde Hababam ilerliyordu yük yığınlarının gerilmiş halatların üstünde sendeleyerek yürüyor çadır iplerine yol üstüne hıyarcasına dikilmiş kazıkları çarpıp duruyordu her saniye ya bir kar yağınının ya da sellerin sürüklediği kütüklerin üstünde yığılıp kalıyordu. Arada bir Varta'yı atlattığına inanamıyor yavaşlıyordu. Yüreğinin güm güm atmasından, soluğunun kesilecek gibi olmasından ne yapacağını, ne edeceğini bilemez olmuştu. Ama gel gelelim, gölge habire karanlıktan çıkıyor, o da yoluna devam etmek zorunda kalıyordu. Kafasında boş bir inanç belirmişti. Ürperdi, Anının yazısı gibi bir şey olan kumar, bu sessiz, inatçı, sakız gibi yapışkan gölgenin inadına bir anlam veriyordu. O, bu gölgede kumarcıyı geberene dek bırakmayan bir alın yazısının varlığını görüyordu. Talihle İnci inanıyordu bunlara hep. Ülkenin iç kesimlerine doğru yolu tutup, karlı buzlu tunduralardan doğru geçerken, gölgenin kendisine yaklaşmasına hiç şaşmadı bitmiş, tükenmiş, perişan olmuştu. Geniş, göz alabildiğine uzanan yerin tam ortasında durup gölgeyle göz göze geldi. Eldivenli sağ eli bir yerlere kayıverdi hemen. Yıldızların donuk pırıltısı tabancasına vuruyordu. Dur hele, ateş etme. Silah milah yok bende. Gölge bir insan biçimine girmişti. İnci bu sesi duyar duymaz dizlerinin koyuverdiğini hissetti. Ama aynı zamanda bir rahatlama da olmuştu içinde. Eğer o akşam Eldora'nın pis masalarına kurulup... ...bir cinayeti gözleriyle gören Uri Bram'ın üstünde tabancası olsaydı... ...işler bambaşka bir biçim alabilirdi. ''Ateş etme!'' diye tekrarladı. ''Görüyorsun, silahım yok işte!'' Kumarbaz silahını indirerek ''Allah belanı versin!'' Silahının da bilmem neyininde ne diye arkamı bırakmıyorsun öyleyse benim? Diye bağırdı. Uri Bram omuz sikti. İncir çekirdeğini doldurmaz söylesem. Beraber gidelim demişti de. Nereye? Tepede kampın sınırında kulübem var ya benim. Oraya. Talihli inci karın içinde sert sert yürümeye başladı. Karşısındakinin kafayı iyice üşütmüş olduğuna şöyle zerre kadar kuşkusu kalmamıştı. Peki sen kim oluyorsun yahu? dedi. Sonra ne belledin sen beni? Demek efendim zaten ailelerinizin emrine uyup boynumuzu ipe vereceğiz ha? Maşallah be. Öbürü yalnızca öre bıran benim adım dedi. Kulübem hemen yakıncıkta. Kampın bittiği yerde. Seni tanıdığım manıdığım yok ama bir insanın canına kıydın. Bileklerindeki kana bak hala. İkinci bir kabilsin yani. İnsanlığın yumruğu tepende tam. Kafanı dinleyebileceğin bir yer kalmadı şu dünya üstünde. Benim bir kulübeciğim var. Talihli inci, örü konuşmasını. Ananın başı için kapa şu çeneni. Diye kesti. Yoksa ikinci bir habil olacaksın ha. Okuyacağım canına şimdi. Bir laf daha çıkarsa ağzından, gör bak o zaman. Düzde tepede binlerce... On binlerce insan harıl harıl beni arıyor. Ne halt edecekmişim senin kulübende ben? Benim derdim yallah kırmak girişi. Kaçıp gitmek dünyanın bir ucuna. Kafana girdi mi şimdi pis domuz? Şeytan diyor ki bazı bazı, dön geri iyi bir cümbüş şamata yap. Canına oku kaçının. Böylece bitsin şu Allah'ın cezası iş artık. Hayat dediğin ne ki hem? Yaşamak kalıbını deldirmemek için savaşmak değil mi? Öf, tak dedi canım artık be. İnci umutsuzluk, perişanlık içinde susluk kaldı. Örübram fırsatı kaçırmadı. Öyle esaslı bir katil falan değildi elbet ama bunca uzun uzadıya söylev çekmemişti anasından doğalı. Sırf bir keresinde çekmişti ki bundan da sonra söz edilecek. Sana kulübemden söz ettiysen boşuna etmedim. Seni oraya bir sakladım mı daha şeytan bile bulamaz. Yiyecek içecek gani. Başka türlü o saatte enselenirsin. Bir başına kalmışsın orta yerde. Bir köpeğin bile yok. Deniz yoluyla kaçman boş hayal. Hemen burnumuzun dibinde San karakolu. O saat yakayı verirsin hele. Hangi yolu tutarsan tut nafile. Anvike'de gitsen bir şey değişmez. Aynı ne halt etsen kapana tutulmuşsun bir kere. İşin içinden çıkamazsın. İş örtbas olup unutuluncaya kadar kal benimle. Bir aya kalmaz unutulur gidersin. Herkes yorka gelen yığın yığın altın arayıcılarına daha bilmem bir takım başka şeylere kafayı takar. Seni düşünmez olur. Sonra da sen kimseye kendini belli etmeden çeker gidersin yoluna.'' Hak, hukuk, adalet gibi şeyler üstüne bir takım düşüncelerim var benim. Eldora'dan kaçarken peşine bırakmamışsam, daha sonra da kumsalda adım adım arkandan gelmişsem, seni haber etmek ya da yakalamak istediğimden değildi. Benim kendime has bir takım düşüncelerim var. Neyse, seni ırgalamaz bunlar. Katil cebinden bir dua kitabı çıkarınca Örik konuşmasını kesti. Kuzey Kutbu'nun Kuzey doğudan doğan şafağı, iki adamın açık başlarını, kutsal kitap tutan ellerini o sarı ışığıyla aydınlatmıştı. Talihli ince Öri'ye sözünde duracağına yemin billah ettirdi. Bu yürekten edilen yemin hiç mi hiç bozulmayacaktı. Kumarbaz kulübenin kapısına vardığında gireyim mi girmeyeyim mi diye birkaç saniye duraksadı. Onu kanadının altına alan bu herifin acayip davranışları karşısında şaşırmış, içine kurt düşmüştü. Mum ışığında buranın rahat boş bir oda olduğunu gördü. Öbürü kahve pişirirken kendisi bir sigara sarmaya başladı. Sıcaktan mayışıp kaldı birden. Sırtüstü uzanmış, halka halka sigara dumanlarının ardından yiyecek gibi örünün suratına bakıyordu. Çelik gibi bir görünüşü olan bu adamın öyle kendini dışarı vurmayan bambaşka bir güçlülüğü vardı. Yüzündeki çizgiler bıçak yarası gibi derindi. Şöyle en küçük bir sevinçle ya da sevimlilik belirtisi onların sertliğini yumuşatamıyordu. Kir renginde soğuk gözleri kalın gür kaşlarının altında ışıl ışıldı. Çenesi, aldığı kararlardaki keskinliği, anlı bu kararlardan ölmek pahasına bile dönmezliği gösteriyordu. Suratındaki her şey bir sertliğin belirtisiydi. Burnu, dudaklarının kıvrımı, sesinin tonu. Yalnızlığa alışık, başkalarının ne dediğini aldırmayan bir adam suratıydı bu. Bu adam çok geceler uyumaz, yaptığı işleri aklının süzgecinden geçirirdi. Ama sabah oldu mu kalkar, derdini tasasını hiç belli etmez ağzını bıçak açmadan öyle dururdu. Eğer ürün işelenip bir türkü verse ya da tasalanıp oflamaya poflamaya falan başlasa, talihli inci herhalde onu kendine daha yakın bulurdu. Gel gelelim, anlaşılmaz sır vermez bir hali vardı ürünün. İçinde ne gibi bir ruh taşıdığını bir türlü anlayamıyordu onun. İnci, Öri fincanlar boşaldığında ''Yardım et hele şey'' dedi. Misafirlikte öyle gelin gibi kırıtılmaz. Talihli adını söyleyip kurulmuş bir makine gibi başladı yardım etmeye. Yatak kulübenin bir köşesine konmuştu. Bu yoktan var edilmiş eşyanın dibine kıyıdan toplanmış yosunlu yosunlu kütükler yerleştirilmişti. Kütüklerin uçlarının biri uzun, biri kısaydı. Öri bölmenin yan tarafından yosunlu üç kütük aldı geldi. Küçükleri testereyle kesip uçlarını birbirine öyle birleştirdi ki küçükler dümdüz bir tahta haline geldiler. Sonra talihliye yiyeceklerin saklandığı yerden un torbaları getirdi. Onları küçüklerin kapayamadığı yerlere dizdi. Üstlerine iki koca denizci torbası koydu. Daha sonra da kat kat yosun ve battaniye yerleştirdi. Kaçak, Yatağın bir ucundan öbür ucuna dümdüz serilmiş kürk örtülerin altına girip uzanabilirdi artık. Kim bakarsa baksın insan insan olduğuna inanmazdı orada. Sonraki haftalarda yığınla arama oldu namada. Sırf bir kulübe ya da çadır aranmadı. Talihli gizlendiği yerde paşa paşa oturdu. Kendini rahatsız eden falan çıkmadı. İşin gerçeği şu ki Uri kulübesi kimseciklerin aklının ucundan bile geçmiyordu. Dünya üstünde Jean Radoff'un katilinin aranacağı en son yer Uri kulübesiydi. Talihli arama yapıldığı zamanlar odada gezinip duruyor, hababam iskambil falı açıyordu. Sigarayı meme gibi hiç düşürdüğü yoktu ağzından. Hafif meşrip bir insan olduğu için öyle bağıra çağıra konuşmalara, kahkaha atmalara bayılırdı. Ama yine de Ören'in o sessiz, içine kapanık mizacına uyu vermişti. Onların bütün konuşmaları, polisin davranışları, izlenecek yollar köpek fiyatları üstüneydi. Konuşmalarının başlamasıyla bitmesi bir oluyordu. Talihli bir buluş yaptığını sanıyordu. Tanrının gücü kağıtları karıp karıp dağıtıyordu. Sonra yeniden topluyordu onları. Bu saatlerce sürüyordu böyle. Bir yerde toplanmış kağıtları Uzun uzun yazıyordu kağıtlara. Sonra bir daha, bir daha yapıyordu aynı şeyleri. Sonunda bu oyundan da hoşlanmaz oldu. Kafasını masaya koyuyor, bir takım kumarbazların, para babalarının, ruletlerin bitmeyen gürültüsü içinde birbirinin ciğerini sökmek istedikleri Namada'ki o gece gündüz açık batakhaneleri düşünüyordu öyle anlarda yüreğindeki o yalnızlık o tükenmişlik duygusu öylesine canına okuyordu ki onun gözlerini bir noktaya dikip saatlerce kılını kıpırdatmadan kalabiliyordu bazı bazı içinde yılların biriktirdiği acı hüzün ona uzun uzun sert söylevler çektiriyordu madem ki insanlık diye bir şey tanımıyordu ne diye ayak uyduracaktı ona hayat dediğin kalıbı deldirmemek için savaşmaktır diye tekrarladı. Sonra bu konuda konuştu da konuştu. Hayatta zerre kadar şansım yaver gitmedi. Anamdan doğdum doğalı, hep kör tali. Sanki anamın memesinden süt değil de dert çile emmişim. Anamdan da toplumdan da şefkat falan görmedim. Bilmem ne günahım vardı da köpekler gibi süründüm siyadılda. Noma canım okunsun diye mi gitmiştim? Her şey bir yana. Sanki ne diye için cigara çekmişti o an, ne diye üstümde kibrit yoktu. Büyük piye giderken ne vardı ateş istemeye Eldorado'ya gitmiştim. Görüyorsun ya, her şey ama her şey benim canıma okumak için söz birliği etmiş. Ben daha doğmadan yemişim ayvayı. İki kere iki dört bu. Gel de kurtul bakalım bu bataktan. İşte, bu işte böyle. Hem benim hem John Radoff'un davranışlarına başka nasıl anlam verilir yani? John Radoff, markaları toplarken bir yandan da oradakilere fit veriyordu. Şeytan mı dürtüyordu nedir? Sanki ne diye tutmamıştı çenesini. Ben de şansımı deneyecektim nihayet. Zildim. Meteliye kurşun atıyordum. Peki ben niçin kendimi tutamadım? Niye? Niçin? Talihli inci kaderini boş yere sorguya çekerek yerlerde debelenip duruyordu. Bu delilik nöbetlerinin tanığı Öri, sesi soluğu çıkmadan öyle duruyor, kılını bile oynatmıyordu. Sanki hiç oralı değildi ama o kir rengi gözleri bulanıyor, hüzünleniyordu. Bu iki adam arasında kıl kadar benzerlik yoktu. Talihli yeterince farkındaydı bunun. Bazı bazı onun kendini kanadı altına almasına, korumasına şaşıp kalıyordu. Sonunda Öri hak veriyor oldu ona. Artık insanlar talihliden öç almayı, hesap sormayı bir yana bırakmışlar, altın arama hırsına kapılmışlardı. John Rudolph'un öldürülme olayı kampın aylık raporlarına geçip kapanmıştı bile. Nom'daki maden işçileri suçluyu enselemiş olsaydılar, işi gücü bırakıp canını okuyacaklardı tabii hemen. Ne ki talihli incinin karıştırdığı haltlar hiç mi hiç heyecanlandırmaz olmuştu onları. Küçücük çay yataklarında kızıl kumsallarda altın vardı. Denizin buzları eriyince torbaları patlayasıya doldurulmuş insanlar yaşamaya tat lezzet katan o şeylerin tonla bulunduğu diyarlara doğru gemilere binip açılacaklardı. Bir gece Örebram talihlinin de yardımıyla kızakları yükleyip köpekleri koştu. Sonra kalın buzlar üstünde güneye doğru yollandılar. San Michele varınca yoldan ayrılıp kıyıdan uzaklaştılar. Dağlar tepeler aşıp Anvik'teki Yukon Irmağı'na vardılar. Bulundukları yer ırmak ağzından birkaç yüz mil ötedeydi. Sonra güneydoğuya kıvrılıp Koyukuk, Tanana ve Minok'tan geçtiler. Fort Yukon'u fır dolaşıp Kuzey Kutup Merkezi'nin hem bu yanında hem öte yanında dolaştılar. Derken ovaya inip güney yolunu tuttular. Çetin bir yolculuktu bu. Eğer Örü talihliye Eagle'da bir maden işletmesine sahip olduğundan söz etmemiş olsaydı, Örün'ün ne diye böyle bir yolu izlediğini Sitt'in seni anlamazdı o. Bu şehir bölgenin sınır yerindeydi. 3-5 mil ötede Fort Cadillac'daki hangarın tepesinde İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Sonra Darson, Peli, 5 parmak rüzgar kolu rengeyi kavşağı, Liderman, Sicklecut ve Daya geliyordu. Eagle'a gelişlerinin ertesi günü sabahın erinde uyandılar. Burası onların son uğraklarıydı. Ayrılacaklardı artık birbirlerinden. Talihli, şen şakrak hissediyordu kendini. Ortalıkta bahar havası vardı. Günler uzamaya başlamıştı. Yol Kanada topraklarından geçiyordu. Özgürlük hemen elinin altındaydı. Güney diyarlarından gelen güneş her geçen gün biraz daha yaklaşıyordu. Dünya geniş, büyüktü. O, bir kez daha büyük bir iyimserlikle geleceğe bakabilirdi. Öğle yemeğinde başladı ıslık çalmaya. Sonra oynak neşeli türküler mırıldandı kendi kendine. Bu sırada Öri sağı solu topluyor, köpeklere koşumlarını takıyordu. Her şey bir anda hazırlanıp bitmişti. Öri, ölü beygir yolu diye bir şey duydun mu sen hiç? diye bir soru sorduğunda talihli bir an önce yola çıkmak için can atıyordu. Dalgın dalgın talihliye bakıyordu Öri. Kafasıyla cık yapan talihli, geciktikleri için öfkelenmişti. Öri, usul usul mırıldanır gibi sürdürdü konuşmasını. Bazen öyle şeylere rastlıyor ki insan buralarda, ölsen unutmazsın. Ölü beygir yolunda herifin biriyle karşılaşmıştım. Yıl 97'ydi. Adam ekibini ak geçitten geçirmek isteyince bir sürü madencinin anasından emdiği burnundan geldi. Ölü beygir yolu diye boşuna dememişler elbet. Daha şöyle ilk soğuklar görülür görülmez beygirler sinek gibi düşüp geberiyorlardı. Şaka gaydan Benet'a kadar beygir leşiyle dolmuştu ortalık. Yollar, beller, dereler, tepeler hep beygir leşiydi. Ortalığı bir koku sarmıştı ki sorma gitsin. Yolların kıyılarına yığılıp kalıveriyorlardı hayvancıklar. Yol diye bir şey varsa tabii. Sırtlarında yükleriyle buz dolu ırmaklardan geçerken boğulup ölüyorlar ya da kayalara çarpıp hurda haş oluyorlardı. Kimi çukurlarda bacağını kırıyor, kimi yüküyle birlikte sırt üstü düşüp parçalanıyordu. Hendeklere düşüp bir daha çıkamıyorlar, çamurların içinde çırpınıp duruyorlardı. Bataklıkların içi dik dik ağaç gövdeleriyle doluydu. Bunlara takılıp karınları patlıyor, bağırsakları dışarı fırlıyordu. Sahipleri ya onları kurşun sıkıp öldürüyor ya da yorgunluktan, bitkinlikten yere yığılıncaya kadar çalıştırıyordu. Sonra körfeze dönüp başka beygirler alıyorlardı kendilerine. Bazıları da zavallı hayvanların işini bitirmek zahmetine bile katlanmıyor, koşumlarını çıkarıp nallarını söküyor. Yığıldıkları yerde bırakıveriyorlardı onları. Daha umutsuzluğa düşmemiş olanların kaya gibi sertti yürekleri. Ölü beygir yolunun bu adamları pek de hayvandan farklı değildiler hani. İşte ben orada yüreği iyilik, yüreği İsa sabrıyla dolu bir insan tanıdım. İçi nasılsa dışı da öyle. Has bir adamdı bu. Öğle molalarında beygirlerin yükünü indiriyor, onlara da soluk kaldırıyordu biraz. Beygirlerin derileri sıyrıldığı zaman kendi battaneleriyle örtüyordu onların yaralarını. Öbürleri zavallı hayvancıkların sırtında koca koca delikler açılıyor da hiç oralı olmuyorlardı. Nallardan biri çıktığı zaman hayvanın işi felaketti. Ayağı kan içinde kalıyor, başlıyordu topal topal yürümeye. O ise cebindeki son doları nal çivisine yatırıyordu. Ben bütün bunları tek tek gördüm biliyorum çünkü onunla aynı döşekte yatıyor aynı karavanaya kaşık sallıyordum düşün ki insanların insanlıktan çıkıp hayvanlaştığı tanrıya ana avrat söve söve can verdikleri bir yerde biz onunla kardeş gibi olmuştuk kayışlardan birinin gevşek ya da gergin tutulmasına hiç kızmadan öyle bakar ama arada bir sulanı verirdi gözleri manzaraya can yürek dayanacak gibi değildi çünkü Hele bir yerde öyle sarp bir yokuşa vurmuştuk ki olanca ağırlık beygirlerin arkasına binmişti. Zavallılar fare gibi ön bacaklarıyla tutunmuşlardı yola. Yolun üstü gebermiş hayvan leşiyle doluydu. Bizim dost dayanılmaz bir kokunun ortasında durmuş, güzel sözler söyleyerek hayvanların sağrılarına bir şaplak yapıştırıyor, onların yürümelerini kolaylaştırıyordu. Onlardan biri tökezleyip kalınca yolu o saat kesiyordu. Hayvan kaldırılmadan geçit vermiyordu. Buna karşı gelmek kimin haddineydi? Varacağımız yere geldiğimizde o zamana kadar 50 beygirin canını okumuş olan bir herif bizden beygirlerimizi satın almak istedi. Bunlar Oregon'un doğusundaki dağlık yerlerde yetişen kayısus beygirleriydi. Şöyle bir herife baktım, bir de bizim beygirlere. Herifçi oğlu 5000 dolar toka ediyordu. Düşün ki ve biz meteliye kurşun atıyorduk. Ne ki gamın o avlu otları Ne insanın yüreğini ağzına getiren Sarp Geçit geldi aklımıza Kardeşim, canım ciğerim gibi sevdiğim o adam Ağzını açıp bir laf söylemedi Kayısusları ikiye ayırdı sade Bir yana benimkileri Bir yana kendininkileri Sonra dönüp şöyle bir baktı bana Anlaşmıştık O benim beygirleri aldı götürdü Ben de onunkileri Sonra sıktık kurşunları beyinlerine tek tek temizledik hepsini. Daha önce kendisi elli beygirin canını okumuş olan herif, gırtlağı kopacak gibi bağırıyor, ana avrat kalaylıyordu bizi. Ama kardeşim gibi sevdiğim bu adam, ölü beygir yolunda, talihli Hinoğlu Hin bir gülüşle, ''Tamam'' dedi. John Radoff bu herif, ''Öri, evet'' dedi başıyla. Bunu anladığına memnun oldum. Talihlinin suratı yine o eski yorgun, Acı dolu surat olup çıkmıştı. Ben tamamım dedi. Çabuk hadi. Örïgram ayağa kalktı. Bir günlük olsun Tanrı'ya inancım sarsılmadı. Sanıyorum hak adalet gibi şeyler Tanrı'nın sevdiği şeyler. Bizi görüyor şimdi. Hakkın adaletin yerine gelmesi için ikimizden birini seçti bile. Bana kalırsa kendi iradesinin benim elimle yerine getirilmesini istiyor. Buna öyle bir inanış inandım ki onun kararının bu olup olmadığını anlamak için şanslarımızı yarıştıracağız şimdi. Bu sözleri duyar duymaz talihlinin yüreği güm güm vurmaya başladı. Örünün tanrısı hakkında pek bir bildiği yoktu ama şansına da güveniyordu evelallah. Karlı buzlu yollarda kumsala doğru tabanları yağladığı geceden bu yana şansı yaver gitmişti hep. Örünün sözlerine ama tabanca bir tane diye karşılık geldi. Öri, talihlinin tabancasının topunu kurcalıyor, adam akıllı gözden geçiriyordu onu. ''Sırayla ateş edeceğiz.'' dedi. ''Kimin önce ateş edeceğine iskambil kağıtları karar verecek. Bir yedi yapacağız o kadar.'' Kağıt oynayacağını düşününce içi cıvıl cıvıl etti talihlinin. Hemen çıkardı cebinden kağıtları. Şansı yine gülecekti elbet. El için kağıt keserken güneşin kuzeye dönmüş olduğunu düşündü. Elin kendinde olduğunu görünce sevinçten titredi. Kağıtları kardı, dağıttı. Öri kozla maça oğlanını aldı. Herkes kağıtlarını açtı yere. Talihli ası gösterirken Öri de kozmos hak getireydi. Birbirlerinden uzaklaşarak elli adım saymaya başladıklarında özgürlük talihlinin avucunun içinde gibiydi. Öri onun karşısında dimdik durmuş şöyle diyordu: Bakmışsın, Tanrı senden üç almayı bir başka güne bırakmış. Sen haklamışsın beni. İşte o zaman ne kadar köpek, benden kalan ne kadar şey varsa, hepsi senin olsun. Cebimde senet var bir de. Talihli denizlerin üstünde, ışıl ışıl yanan o güneş hayalini kafasından silip ateş etmeye hazırlandı. Pür dikkat kesilmişti. İlk baharın hafif, serin rüzgarı çam ağaçlarını döverken. Silahını iki sefer yere indirdi. Sonra tek ayağının üstünde diz çöktü, tabancayı iyice kavrayarak ateş etti. Öri şöyle bir yan dönüp kollarını iki yana açtı. Bir iki sendeledi. Karların içinde yığıldı kaldı. Talihli kurşunu çok yan isabet ettirdiğini anlamıştı. Çünkü öyle olmasaydı Öri olduğu yerde dönmezdi. Duyduğu acıyı belli etmeden ayağa kalkmaya çalışan Öri, işaret edip tabancayı isterken, talihli bir daha ateş etmeye geçirdiği içinden. Ama caydı sonra. Şu güne kadar talih hep onun yüzüne gülmüştü. Şimdi verdiği sözle durmaz, madik atmaya kalkarsa, talih ona küsebilirdi. Yo yo, harbi hareket edecekti. Aslında Öri tam isabet almıştı. Onun bu durumda o hantal kol tabancasıyla nişan alıp ateş etmesi olacak nane değildi. Talihli silahı yaralıya verirken alaylı alaylı ''Şimdi nerelerde Tanrım Acep?'' dedi. Öri, ''Tanrı son sözünü söylemedi daha ama söyleyecek birazdan. Hazırlan dinlemeye.'' Talihli geldi geçti onun karşısına. Gel gelelim kurşunlara kabak gibi hedef olmamak için şöyle biraz yan durdu. Öri sarhoş gibi sallanıp duruyor, duyduğu acının bir parça dinmesini bekliyordu. Tabanca ağır mı ağırdı. Öri de talihli gibi düşünüyor, ateş edemeyeceğini sanıyordu. Ama kolunu dimdik gerip tabancayı başının üstünden doğru usul usul indirmeye başladı aşağı. Talihli arpacığın içine girer girmez bastı tetiğe. Talihli olduğu yerde hiç dönmedi. Gel gelelim kafasındaki o güzelim, San Francisco hayali söndü gitti. Güneşin altında ışıl ışıl parlayan kar, talihlinin gözlerinde bir karanlığa bürünürken kullanamadığı bu son şansının dinine, imanına küfrediyordu o.